baştan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavatın olsun. 10. sözün Zeyd'i, sayfa 106, Zeyd'in ikinci parçası, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hine tumsuna ve hine tusbihun ve lehulamdu fissemavati ve lalvâşiyen ve hine tuzirun. Yuhrucul hayye minel meyit ve yuhrucul meyyiten minel hay ve yuhbil arda ba'da mevtiyah ve kezalike tuhrecun. Sadakallahu'l-azim. Olan fıkradaki ferman-ı haşre dair buradaki gösterdiği burhan-ı bahiri ve hücret-i katiyası beyan ve izah edilecek inşallah. Haşiye o makam daha yazılmamış ve hayat meselesi haşiye münasebeti için buraya girmiş fakat hayatın ahirine kadar rüknünün işareti pek ince ve derindir. Mevzumu şu. Dünyada, bak bu noktada bakacaksınız. Dünyada birbirine kıyas edilerek bir şey anlamını bulmaz. Mesela bak, armutu gösteriyorsun, bu nedir? Şeftali değildir. Bu izah değil. Bak armut diyorsun, bu nedir? Armuttur diyorsun da. Ama armut nedir? Şeftali değil. Güneşi gösteriyoruz, bu nedir? Ağaç değil. Yani şu dünyanın içerisindeki eşyayı birbirine kıyas ederek anlamını bulmaz. Ancak kimliği olur, nüfus cüzdanı olur. Bu budur, bu da budur. Eğer bu yer, yani armuttur ve hayatımızın dakikaları yaşandı, dünyamızdan daha kıymetli ve değerli bir alem olan ahirete göre kıyas edilip yaşanırsa, kullanılırsa o zaman anlamını buluyor. Niye buluyor? Çünkü kendisinden daha değerli bir şeyi kıyas edilerek kullanılmış oluyor. Mesela dünyadaki her şey fani. Hiçbir anlamı yok gittikten sonra. Yiyorsun güzel bir yemek, tuvalet. Tuvaleti güzel bir yemeğin arkasına tuvaleti bağlamış. Gençliğin arkasına ihtiyarlığı, İhtiyarın arkasında ölümü bağlamış. Bakkalın arkasına tuvaleti bağlamış. Yani bu böyle ya. Yani. Bu. Ondan sonra dünyanın içerisinde, bu noktada bakacağız burayı. Yaptığımız işler ve hadiseler, şekiller kısır bir döngü içinde. Yapıyorsun, tekrar aynı. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Hayat bu. Mutfakta dolduruyoruz, tuvalette boşaltıyoruz, yatağa yatıyoruz, iş veya okul. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Bu döngü içinde dönüyor. Oysa dünya böyle olmamalı. Bu kadar masraf edilmiş. Bir şey hesabına hareket ederse değer kazanıyor. Bir tane örnek vereyim. Bizim buraları biliyorsunuz. Böyle uçurum. Orada makasla çay topluyor. Ve oralardan çay çıkartacağız. Peki ne hesabına yapıyorsun bunu? Geçim derdi. O zaman geçim derdi deyince değiyor. Zahir. Tamam. Hayatın devam etmesi için. Hayat devam ediyor. Mecbur buğdayı yiyeceksin ya. Demek ki bir şey adına olunca o yapabiliyorsun. Okula gidiyor çocuk. Sabah kalkıyor. Nereye kadar? Niye yapıyorsun bunu? Bu kadar sıkıntı çekiyor. Doktor olacağım. Hoca olacağım. Bir şey olacak ya. O hedefe göre şuradaki sıkıntı sineye çekiliyor. Dünya da böyle. Konum şu. Dünyada yaşıyoruz. Bak ne kadar insan gelmiş geçmiş. Dayımız dahi biliyor. Sonra Halit abi biliyor. İsmail abi biliyor. Bir kısmı Emicem de benden daha fazla biliyor. Yani ne kadar insanlar gelip geçmiş. Burası için yapılan muamele hiçbir anlam taşımadı. Burada kaldı gitti. Burada yapılan muamele, yani yapıyorsun, caiz değil, doğru değil, helaldir, iyidir. Bu davranışlarımızı belirleyen iman-ı bil ahirettir. Dünyadan daha kaliteli bir yere nispet ediliyor. İşte oraya okuyacağım. Yani bunu niye yapmıyorsun, niye içki içmiyorsun,
Niye namaz kılıyorsun? Niye hak yemiyorsun? Memursun, müdürsün? Tam bir fırsat. Ye işte. İşte hududu niye geçmiyorsun? Niye bu meyveyi yemiyorsun? Bugün enişteyle beraber. İncir olmuştu. Yolun kenarında. İndirdik, baktık incire, tamam. Koparmadık ama koparmamak dünyaya göre ahmaklıktır. Ama ahiret var dedik. Yemedik. Bak bizi orada men eden ahirete iman. Ahiret hesabı var. Yani dünyamızdaki davranışımızı böyle belirliyor. Hududu niye geçmiyorsun? Bu hududun mebadını almak kolay mı? Kul hakkını ne demek? Ahirete göre bu yanlış olduğunda yapmıyoruz. Ahirete göre doğru olduğundan yapıyoruz. İşte hayat ahiret hesabına kullanılırsa, o nispetle değerlendirip ölçülürse anlamını buluyor. Diyor ki, hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki, hayat imanın 6 erkanına bakıp ispat ediyor. Hayat yaşayanları da 6 tane iman esas tahakkuk ediyor. Onu ispat ediyor. Şimdi o konumuz o değil. Onların tahakkukuna işaret ediyor. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi, mayesi ve hikmet-i hilkat hayattır. Bu kainatta paşa da yoksa, köle de yoksa her şeyi anlamlandıran, değerlendiren hayat. Hayatın mayası, yani yaptığımız her şeyin mayası hayat. Yaşantının mayası hayat. Hayatın yok. Araban olsa ne olur kardeş? Bir de okuyayım burayı. Madem bu kainatın en mühim neticesi, yani yaşarken nereye göre yaşıyoruz? Yani bu çayı topluyorsun. Niye topluyorsun? Para için, geçim dediği için. Bunu niye yemiyorsun? Haramdır. Bunu niye yapıyorsun? Farzdır. Ha demek ki dünyadan ve bizden daha kıymetli bir şeye hayatımızı endekslemişiz. Pergelin ucunu oraya koymuşuz. Hayat öyle değerlendirirsek hayat anlamını bulur. Yaşamak zevk olur. Eğlenceye döner. Eğer hayatımızdan daha basit şeyleri hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamını kaybeder, intihar seçilir. Hayatı madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi, yani farklı farklı iş yapıyoruz artık. Çay topluyoruz, orman kesiyoruz, yemek yiyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. Hayat ahiret hesabına mayalıyor onu. Ahirete aktarıyor onu. Hayatın olmasa olmayacaktı. Mayesi hikmet-i hilkati hayat. Yani bu mevcudatı kurmuş Allah hayat için. Hayatta var olan istidat ve kabiliyet cevherlerimizin inkişaf etmesi için yaratılmış, olmuş. Elbette bu hakikat haliye, bu fani, kısacık, noksan, elemli, hayat-ı dünyeviye münasır değil. Ha, bu hakikat haliye, yani hayat. Bu fani dünya için değer mi bu kadar kıymetli bir şey? Hayat satın almamışız. Sipariş de gelmemiş. Ne Mustafa? Ne kadar yaşayacağımız da belli değil. Peki hayatın zaten üçte biri geceyle geçiyor. 60 sene yaşayan bir insanın günde 2 defa tuvalete gitse, her girişte 5 dakika verse 150 gün tuvalete geçiyor. Tuvalete geçiyor o. Yemeği günde 2 defa yese, sofrayı kaldırmak, koymak, bulaşık yapmak, yemek yapmak yok. Sip yiyeceksin, 15 dakika sürecek. 2 defa yesen günde yarım saat. 7,5 sene sip yemekle geçer. Ben bunu topladım. 60 senelik bir hayatta değerlendireceğimiz miktar 1 sene 8 ay. Ama ezeli bir hayatı mayalıyor. Bu fani hayat. Bu 60 senelik hayat, baki, sonsuz, ezeli ve ebedi hayatı. Hocam 1 sene o ibadet mi sanki? Sif o boşluğu değerlendirirsen 1 sene 8 ay. İbadet. Yok. Bak şöyle. Şimdi okula gidiyorsun, teneffüsün var. İşe gidiyorsun, şey var, uyku hariç. Yapacakların işlerin dışında, ah şimdi İbrahim geldi buraya, oturuyorsun. Ama şu anda fabrikada olsan gelemeyecek. Değil mi? Yemek olsa, uyusan gelemeyecek. Yani
60 sene içerisinde bu boşluklar, bir sene 8 ayda ibadetle geçmiyor zaten. Mesela şöyle düşün. 24 saat ömür vermiş Allah günde. 5 vakit namaz kılmakla abdest almaya 1 saat tutuyor. Koca 24 saati 1 saat. Eğer o 1 saati namaz kılarsa 23 saatte haram işlememek şartıyla ki tuvalet haram değil. Tuvalet dahi yemek yemek, yeri süpürmek, çalışmak her haram olmasın her şey ibadet oluyor. 1 saat namazın olursa. 1 saat. Bak günde 1 saat. Ayda 30 saat. Senede 365 gün değil mi? 365 saat. Bu kadar. Ama 24 ile çarp bakalım. Ne kadar korkunç saatler çıkıyor. O zaman koca bir günümüzün 24 saati mayalayan 1 saat namaz. Hani bir kaşık yoğurt çalıyorsun ya tencereye, süte. Yoğurt çalınca koca bir tencere süt yoğurt oluyor. Sonsuz ezeli bir hayatı fani hayatta çalarsa maya bekaya inkılap ediyor. Diyor ki elbette bu bu hakikat haliye bu kıymeti biçilmez bu hayat. Kaça satarsınız dakikasını? Hayat haliye bu fani kısacık noksan eylemli hayatı dünyeviyeye münhasır değil. Yani Allah bu hayatı bu hayat için vermemiş. Bu hayatı bu hayat için vermemiş. Belki hayatın 29 hassası ile mahiyetinin azameti anlaşılan şecere-i hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi hayat ebediyedir. Ha, bu hayat verilmiş bize, hayatımız çekirdek gibi oluyor. Ezeli ve ebedi bir hayatımızı, ahiret hayatımızı mayalıyor. Sonra hayat ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir. Taşı ile, ağacı ile, toprağı ile hayatlar olan dar-ı saadetteki hayattır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ahirette topraklar, taşlar nasıl olacak? Ağaçlar nasıl olacak? Hayvanlar nasıl olacak? İnsanlar nasıl olacak? Diye sormuşlar. Mustafa ibadet söylemiş. Bak ne demiş? Cennetteki toprak taşlar var ya, dünyadaki hayvanlar gibi olacakmış. Hayvanı var ya, hey! Kedinin köpeğinesin. Geliyor da seni tanıyor. Yani canlı, ruhlu olacak. Demek ki ahiretteki cennetteki taşlar diyorlar, rivayet bu. Dünyada hayvanlar gibi olacakmış. Ruhlu ve hayatlı. Çağırırsa gelir, seni tanır. Dünyada taş topraktan üstünde var? Bitki. Sonra ne var? Hayvan var. Sonra üstünde var? Cinler var. Hayvanların üstündedir. Cinlerin üstünde melekler var. Onun üstünde kim var? İnsan var. Onun üstünde işte o sahibi işte Allah. Bak hayvan, ahiretin taşı, toprağı dünyadaki hayvan gibi olacak. Peki ahiretteki bitki, yani armut, ağaç, şeftali nasıl olacak? Yani dünyada toprak cansız, ağaçlar canlı. Şimdi dünyada hayvanın üstü kim var? İnsan. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam, ahiretteki, cennetteki taşlar, topraklar dünyanın hayvanına benzeyecek. Canlı, ruhlu, şuurlu seni tanıyacak. O bir üstü olan, toprağın üstü olan ağaçlar ise dünyadaki insanlar gibi olacakmış. İrfan. İnsan mesela senin gibi olacak. Yani senin gibi ruhlu, şuurlu, tefekkür eden, anlayan, ince hisleri olan... Ahiretteki ağaçlar insan, dünyadaki insan gibi olacak. Hayvanlar insan tarif edemiyor. Peki ahiretteki hayvanlar nasıl olacak? Ahiretteki toprak, bitki,
hayvan. Daha kıyas edecek dünyada ne var? Hiçbir şey yok. Onun için kıyas edilemiyor. Ahiretteki hayvanlar nasıl olacak? Ahiretteki insan nasıl olacak? Bilinmiyor. Kıyas, alttan yaptık kıyas. İnşallah anlaşılmıştır. Ne demek istediğimi? Orası taşı ile, toprağı ile, ağacı ile hayattar olan dar-ı saadetteki hayattır. İnne dar-ı ahirete leyhe heyvan. Öyle mi? Orada taşı ile, toprağı ile canlı hayattardır. Yoksa bu hadsiz cihazat-ı muhimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi şuur hakkında, hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olmak lazım gelecek ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan 20, mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve ziyayatın en mühim, yüksek ve emniyetli mahluku olan insanı, insan serçe kuşundan saadet-i hayatiye cihetiyle 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil bir biçar olacak. Şimdi serçe kuşu hayatını düşünün, serçe kuşu. Ev derdi yok, kira derdi yok, çoluk çocuk derdi yok, geçim derdi yok, ölüm derdi yok. En önemlisi de imanı kazanma ve kaybetme davası yok. Ama ölünce de cennete gidecek. Bütün hayvanlar cennete gidecek. Domuz da dahil. Temizlenecek. Pardon hocam, toprak diyorlar ya. Toprak olacak. Değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kavli o. Sen hocam aynısını. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bedenleri toprak olacak. Ruhları bekaya gidecek. Tamam. Bedenleri toprak olacak. Tevhide yanlış bir yaptık. He. Toprak olan bedenleri. Ruhları baki. Ruh. Ruh çünkü madde değil. Şimdi düşün. Serçe bizden 20 derece daha aşağıda. Evet, ruhu var. Hayatı var. Ama cihazatı basit bize göre. Elbise derdi yok. Bizim var. Gözlük derdi yok. Haramı yok biliyor musun? Bütün tarla helal. Oh. Oh. Hiçbir hudut meselesi yok. Haramı yok ha. En önemlisi de iman imansızlığı yok. Direkt garanti. Hakikaten dünyada keyif sürmek istiyorsan hayvan olmak lazım. Ama elimizi geçmiyor. Hayvan olmak için aklı çıkartmak lazım. Onu da çıkartamıyoruz. Aklını çıkartamaz. En büyük nimet akıl değil mi? İken, insana verilmiş. İşaretten. İnsandan 20 derece daha basit ama insandan 20 derece daha güzel yaşıyor. Bu diyor ki anlamıyor musun? Serçe bu dünya için yaratılmış. İnsan ise bu dünyada yaratılması ahiret için. İnsan bu dünya için yaratılmamış. Hiçbir şeyin tatmin olmuyor, doymuyor. Hiçbir şey. Her yerde olmak istiyoruz, bir yerdeyiz. Dert istemiyoruz, dert geliyor. Ölmek istemiyoruz, ölüyoruz. Öyle değil mi? Ha, bu diyor ki serçe kuşu bizden 20 derece daha kaliteli yaşıyor. Bir kere ev derdi yok. Yani ölüm derdi yok ya. Ha, bizim öyle mi yaptık hadi? İmanı kazanmaya ve kaybetmeye endişesi var. Her an ölüm yastığımızın altında. Hayvanın böyle bir derdi var mı? Umrunda bile değil. Kesmeye götürüyorsunuz zaten. Hiç. Bir tanesini kesiyorsun, sıyırır, öteki zokluyor. Hiç. Burada diyor ki bizden daha 20 derece daha kaliteli yaşarken cihazat ve organ bakımından bizden 20 derece daha basit. Bu gösteriyor ki hayvanlar dünya için yaratılmış, biz ise ahiret için yaratılmış. Çünkü bu cihazla bu olmaz. Neye benziyor? Şimdi bir tank gelse buraya, tank. Gor 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 gor. Ya nereye gelmiş ya, nereye gidiyor? Kuş avına gidiyorlarmış. Tank ve kuş avına gidilir. Vursan zaten yenir bu. Kuş yenir mi şimdi? Ne yaptık hadi? Neyi kalır ki? Zerre. Senin mesleğini de söyleyeyim askerlikte, bildim hiç. Baktım büyük savaş gemisi yanaşmış. Pazar ilçesi. Niye gelmiş? Buzelerle. Atmaca avına gelmiş.
F-16 ile gübre taşıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Radara gübre getiriyor. Kabak kabak ettik de oraya gübre sıçar. Yani neye benziyor? Buna da benzemiyor. İnsan sırf dünya için yaşarsan, namazın yoksa aynen öyle benziyor. Tankla seçamına gitmek gibi. Yani bu cihazla sırf dünya olmaz. Bu akılla sırf çay toplamak, birbirimize kavga etmek için mi yaratılmış bu akıl? Değil ya. Yani. Demek ki hayvanlar dünya için yaratılmış, dünyayı süslüyor, bizi yalnızlığımızdan kaldırıyor, doğayı, atmosferi engelliyor. İnsan ise, onun vazifesi o, insan ise dünyada ahiret için yaşıyor. Anlamın o zaman bu olur. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl da ya, mesela hemen bak İlham Bey söyledi. İnsanın en kıymetli nimeti ne? Akıl. Akıl olmayınca delinin hayatta olmuş olmamış. Ne anlamı var? Yok. Peki bu akıl şöyle olursa, eğer din yoksa, ahirete inanmıyorsa, geçmiş zamanın hüzünlerini, gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemadiyen incidip bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Şimdi akıl ya, durdurabiliyor musun? Durduramıyoruz. Akıl geçmişe gidiyor, elem alıyor. Keşke demesiydim. Yapmasaydım. Niye gittim? Niye dedim? Bir sürü keşkeler var. Geçmiş. Geçmiş. Gelecek ise korkular var. İman ne olacak? Nasıl öleceğim? Allah beni nasıl karşılayacak? Nasıl öleceğim? İmanı kazanacak mıyım? Korkular yok mu Ahmet Sağ? Var. Korkulması olması için insan olduğunu bilmek lazım. Evet. Yani demek gelecek, gelecekten korkular, geçmişi düşünmekle de elem alıyoruz. Bunu kim yapıyor? Akıl. Akıl, bak başa bela. Hayvanlarda akıl olmadığı için ne geçmişten elem, ne gelecekten korkuları var. İnsan ise bak, aklı olduğundan geçmişinden elem, geçmişini düşünüyor ya. Gelecekten de korkuları var. Peki, insan bir üzüm tanesi yiyor, 10 tane elem alıyor. Diyor ki, şimdi üzüm yiyor, ulan bunun Allah'ın hesabı var. Üzüm yerken geçmişini düşünüyor, zehir oluyor üzümü. Demek ki bir üzüm tanesi diyor akıl, 10 tane tokat vuruyor şu dünya. Bu ise 100 derece batıldır demek, ama böyle olmaması lazım. O akıl böyle, niye başımıza bela, geçmişten elem alıyor, gelecekten korkular. Eğer imana, akla, akıl, iman olursa, akla, akıl, iman olursa, aklı iman kıblesine koyarsa, bu hayat anlamını bulur. Her şey keyif verir. Diyor ki, bu 100 derece batıldır. Demek, bu hayat-ı dünya diye, ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor. Bu dünya hayatı, eğer ahiret yoksa, ahiret inancı yoksa, hiçbir anlamı yok. Doldur boşal. Gübre fabrikası gibi bir şey. Hiçbir anlamı yok. Ne olacak ki? Ne anladı ki? 60-70 yaşında yaşasan ne olur? Adayı yaşamış. O Yunus'ta şey var da Tito. Tito. Son sözünde de bir tanesi de eğer bir ahiret yoksa insanlığın dünyada hiçbir değeri yok. Yok ki. Son sözünde bir tanesi. Ahmet sen şöyle düşün ya canım benim. Şimdi ahiret yok tövbe. Vefat ettin. Şimdi vefat eden 200 senelik mezarlıkta var değil mi bizim? 150-200 senelik var. 200 seneden belki de fazla. Peki torunları bile hatırlamıyor. Ben dedemin dedesinden sonrasını hatırlamıyorum. Ne olmuş? Hiçbir değeri var mı şu anda? Dünya cihetiyle hiçbir değeri yok. Ama yaşamıştı. Hani dağlar, tepeler benimdi. Hani bizim tarla, eskide dedem uzatırdı tarlaya. Derdi ki orası benim, parmak öyle der. Sonra baktım o parmak yok, babam uzatmış. Orası benim dedi, tepeden tepeye. Babam da yok. Şimdi ben diyorum benim.
Böyle. Kimsenin değilmiş yani. Eğer ahiret yoksa bu dünya hakikaten hiçbir anlamı yok. Daha 200 sene önce ya Mustafa. Ölenler vardı senin ceddinden. Hangisini hatırlıyorsun 200 sene öncekisini? Dedeni de belki de tanımazsın. Yok tanımam. Dedeni de tanımazsın. Dedenin babasını duymuşsun zaten. Onun da dedesini hiç zaten kimse de bitti. Bitti. Adı senin yok. Ha, dünya cihetiyle yaşarsan boş. Ama bu hayatı ahiret hesabına yaşarsan ezeli ve ebedi hayatı mayalıyoruz. Oranın sultanı oluyoruz. O zaman hayat. Yani 60 sene niye yaşıyorsun? Ha diyorsun. Bu kadar harika cihaz, sanatı çok yüksek, müddeti kısa. Demek ahiret için. O zaman ha diyorsun. Ahiret için olmasa cihaz çok kıymetli. Serçeden daha kıymetli. Çok kıymetli cihazlar var ama kısa yaşıyor. Demiyor o zaman bu cihaza. Her tarafı altın olan kamyonla harfiyat yapıyorsun. Çakıl, toprak taşıyorsun, taş taşıyorsun. Havalimanına taş taşıyorsun. Ama altın kasası. Bir parçası kopsa altının bitti zaten. Kazandığı para bitti. Tozu gitse kamyonun. Yani her taraf altın olan kamyonla harfiyat yapılmadığı gibi her taraf buraya benzemeyen insanın fıtratı ve nihayetsiz değerli olan bir şu sistemi dünya için yaparsan aynı buna benziyor. Hiçbir değeri yok. Hiçbir anlamı yok. Ama ahiret için olursa oh elhamdülillah. Demek bu hayatı dünyeliğe ahirete, demek ki bu dünya hayatı ahirete iman rüknünü zorunlu kılıyor. Anlam alması için, değer alması için ahirete iman etmek zorunludur. İspat ediyor ve her baharda haşin 300 binden ziyade nüminelerini gözümüze gösteriyor. Bir de ben şimdi dağdan geliyorum böyle. Sizin o yollardan çıkmanızı. Allah aşkına nasıl sergilemiş. Dirilmeyen hiçbir şey yok. Kayaların üzerinde bile yeşillikler var. Bak ne yapmış? 300 bin, 400 bin nevi Allah diriltiyor. Kışın öldürüyor İbrahim. Kışın ağaçlar ölüyor. Baharda yeniden diriltiyor. Yaprağını yeniden, ağacı diriltiyor bir. Yaprağı diriltiyor. Meyveyi diriltiyor. Çiçeği diriltiyor. Geçmişe aynı takmıyor. Yeniden. Aha ölüler diriliyor işte. Ağacı dirilten Allah. Seni de diriltecek. Yedin ölü gıdaları, fasulyeyi, ekmeği dirilten Allah. Zaten ölüleri diriltiyor sende. Sen de dirileceksin. Sen de zaten diriltiyor. Yedin ekmek ölü değil mi? Sular ölü değil mi? Ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşıyor. Çünkü ölüler sende diriliyor. Allah sana diyor ki seni de dirilteceğim. Var mı nümunesi? Sen ölüleri diriltiyorsun burada aleminde. Allah'ın izniyle. Ölü maddeleri yiyorsun. Sen de diriliyor. Sen de bunun gibi dirileceksin diye sen yaşadığın hayattan kesit söylüyor. Acaba? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Acayip bir şey. Gidip de gelmeyen mi var? Biz de oradan geldik. Ahiretten geldik de biz. Kim gelmiş? Biz geldik. Biz orada değil miydik? Nereden geldin ki? Sen bu dünyanın patlıcanında, soğanında, hıyarında, salatasından mıydın ya? Ruhların nereden geldi? Ceset buradan aldın da ruhun nereden geldi? Oradan gidip de mi geliyorum? Sen... Oradan geldi. Ruhun oradan geldi. Gelmeyen mi var? Acaba senin cisminde ve senin bahçende ve senin vatanında senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatın ve cihazatın hikmet ve inayet ve rahmetiyle izhar eden, hazırlayan vaktinde yetiştir. Bak. Senin vücudunda yaşa göre cihaz veriyor. Mesela bak çocuk annesine zarar vermesin bu yemek dönemi değil, niş vermiyor. Yaşı büyüyor, annesinin sütten kesilecek diş veriyor. Genç oluyor, dozer paleti gibi dişler veriyor. Ön taraf kesiyor, arka taraf ötüyor. İhtiyar oluyor,
ağır şeyler yeme diye alıyor gençlik dişini, ihtiyarlık damağını veriyor. Yani öyle ağır şeyler yeme de paletleri alıyor. Gençlik dişini verdi, ihtiyarlık damağını veriyor. Yaşa göre cihaz veriyor. Bir de yaşa göre duygular veriyor. Mesela bende de başladı bu yaşım itibariyle. Ahireti ciddi merak ediyorum ve seviyorum. Yani aklımdan çıkmıyor. Eski de 30 yaşında, 40 yaşındayken aa ölüm gelirse gönderin bana. Şimdi öyle değil. Hangi mahallede ölüm varsa ben oradan gidiyorum. Eski de o ölüm varmış. Gönder bana ya. Ölüm neymiş? Şimdi gelsin, ne? Gelsin de bakıyorum ki o zaman. Hemen ilk önce şunu soruyor. Kaç yaşındaydı ya bu ölüm? Eğer 50'nin altındaysa düşündürüyor. 60'ın üstündeyse. Tabii. Ama öyle değilmiş. Demek ki Allah elimde bir hayatıma, iki bahçeme, üç köyüme, vatanıma lazım, münasip bütün levazımatı, cihazları. Mesela köyde ne var? Armut lazım, çay lazım, ilhamır lazım. Onları diken, bana o cihazları veren ne yapmış bak? Cihazatı hikmetiyle, inayetiyle, inayet Allah'ın yardımı, rahmetiyle isar eden, rahmetiyle sana vermiş. Hangi cihaz alacaktıydın Mustafa Allah'tan? Gözü bana verecektin ya Rabbi, alacağım var. Allah'ın anlaşması olan var mı? Yok. Var var. Ne var? Yukarıda biri anlaşıyordu. Allah ile anlaşıyor. Benim de benim meselem için de anlaşsın bakayım. Yok, seninle uğraşmıyor. Ne, nasıl anlaşıyor kendi kendine? Kendisiyle. Ha, kendisiyle. Bakırköy'de. Demek ki sana verilen bu cihazları, mesela göz vermiş, Allah yeşillikleri de yaratmış. Kulak vermiş, seslerin envai çeşidini yaratmış. Hele bu ağız tıs böceği var ya, inan gece yarısı. O kadar keyifli oluyor ki vallahi. Şu ağızlar böceği var ya, cici böceği. Hep beni maziye götürüyor. Eskiden babam domuz tarlaya gitmesin diye, hem korkmasın, cesur olsun diye tabancayı verirdim. Bu köyde merzeye, taş göğe çıkarırdı gece yarısı. Domuzlar gelmesin tarlaya. Tarlaya kovla diye. Gece yarısı. Oradan biliyorum böyle ağustos böcekleri var ya, mısırın şey yaptığını. Zırırır. Beni hep oraya götürüyor. O kadar melodi gibi geliyor. Ne yapmış? Niye anlatıyorum bunu? Yani ne lazımsa Allah vermiş. Organların sen iradene verilmemiş. Allah neyle vermiş? Hikmetiyle vermiş. İnayet etmiş. İnayet ne demek? Yardım. Yardım. Rahmetiyle ihsan eden ve vaktinde yetiştiren. Vaktinde veriyor bir de. Mesela anneden çocuk neye geliyor? Çocuk neye geliyor? 2 sene sonra süt gelmiyor. Daha arkasına hemen süt geliyor. Suta ihtiyaç yok, süt kesiliyor. Yazı bir bakıyoruz, dut geliyor, kiraz geliyor, bilmem ne geliyor. Kış gelince başka şeyler geliyor, sergiler açılıyor. Vaktinde hikmetle, inayetle, rahmetle cihaz yaratıyor. Cihazlara uygun da cevaplar veriyor. Kulak veriyor, seslerin her çeşidini. Dil veriyor, lezzetlerin her çeşidini. Akıl veriyor, düşüncelerin her çeşit malzemelerini yaratan, vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz tağımlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir. Hiç mümkün müdür ki seni bilmesin, görmesin ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat ebedi lazım esbabı izah etmesin. Bak ne dedi biliyor musun? Ne acayip bir şey ya. Bir Allah 2,5 litre mide hacimli mideyi memnun etmek için ne kadar nimetlerle cevap vermiş. Kaç çeşit nimet var? Şöyle diyor. Nimet Allah'a la tuhsuha. Allah nimetten saymaya kalkarsanız la tuhsuha sayamazsınız. Bir midenin ihtiyacı için bu kadar nimetleri yaratan,
Kulağı memnun etmek için bu kadar çeşit sesleri yaratan, dere sesinden, kuş sesinden. Peki bu bedenle ruhun hanesi, ev, libası da değil. Cesede bu kadar dikkat eden Allah, cesedin aslı, efendisi, sultanı olan ruhun isteklerine lakayt kalır. Cesede bu kadar, ceset nedir biliyor musun? İçeride oturan adam için, adama göre bina. Bina neyle ev alıyor? Burada sır olmaz. Bu bina insana hizmet ediyor. İnsandan daha değerli mi? Değil. İnsan değerlidir. Tamam mı? Evet, şimdi bu binanın içinde sen oturuyorsun. Bireye benziyor musun? Yok. Ha, bina bedene benziyor. İçinde oturan insan da ruha benziyor. Allah bu binaya bu kadar dikkat etmesi içindeki ruh için. Niye bu binayı soğuktan kaplama yapılıyor, boya yapılıyor, su getiriliyor, elektrik? İçerideki insan için. Ha, bu cesede de bu kadar ihtimam, değer vermek, yardım etmek ruh için. Allah cesede bu kadar dikkat edecek ama o cesedi ayakta tutan ruhun isteklerine kulak vermeyecek. Haşa. Neye benziyor? Bir komutan düşünün ki bir askerin elbisesinin düğmesini düşünün ama ordunun ihtiyacını hiç nazara almıyor. Bir göz düşün ki sivrisineği görüyor, dağı görmüyor. Bir kulak düşünün ki sineğin sesini duyuyor, gök gürültüsünü duymuyor. Olmayacağına göre Allah da bedenin ihtiyacını görecek, duyacak, görecek, cevap verecek. Bedenin aslı, cevheri, ruhu olan ruha emret vermeyecek. Haşa ve kerim. Demek ki Allah seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Ve nevi insanın en büyük ve emniyetli, bak nevi insanın en büyük, en emniyetli, en layık ve umumi olan beka duasının hayat-ı ebediyeyi, hayat-ı ureviyesinin inşası ile cennetin icadıyla kabul etmesin. Yani bedene böyle cevap versin, dünyayla ama ruhun istekleri olan ahireti ruha cevap olmaz. Ruh buna uygun değil. Ama burada terbiye edin. Ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı, neticesi olan nevi insan, insan nevi, nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umum ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar emret vermesin. Yani düşün, Allah midenin ihtiyacını duysun, bu kadar çeşit çeşit gıdalarla cevap versin ama ruhun beka duasını, isteğini duymasın. Haşa ve kella. Mideyi memnun etsin ama ruhu hiç duymasın. Yani mide kadar emniyet vermesin, memnun etmesin. Kemal-i hikmetini, nihayetsiz rahmetini inkar ettirsin. Peki eğer bedene dikkat edip bedenin aslı olan ruha dikkat etmese Allah kemal-i hikmetin nihayetsiz rahmetini inkar etmiş olur. Çünkü bak bedenle yenilen yapılan şeyler kabirde bitiyor. Eğer ahiret yoksa Allah bu kadar masraf hemen sonra gidiyor. Bak bugün edilen masrafı bakın. Bugün güneş kullanmadınız mı? Sizin tarlalar kullanmadı mı? Dünya döndü senin için. Senin için hava esti. Eğer rüzgar esmesi var ya. Ahmet. Hava zehirlenirmiş. Bir gün denizler temizlenmese muzehrafat çöplüğe dönermiş. Senin için biliyor musun? Bak bugün karaciğeri kullanmadın mı? Böbreği kullanmadın mı? Ayakları kullanmadın mı? El bacağı. Ya neler çektim ya ben ayağımda bir şey olmuştum malum yerde. Böyle bastonla gidiyordum. Tuvalete gidemiyordum ya. Bastonla tuvalete gidemiyordum. Aman ya Rabbi. Ayağın çalışmasa en az tuvalet için şey ya. Bugün başka bir şey söyleyeceğim size ama otobüste gidiyorsunuz uzun yolda. Biliyorsunuz 3-4 saatte bir mola verin. Eskiden öyleydi. Tam kalktın yarım saat sıra ve sana gülüyor bak.
O bu beden akıl işi değil ki. Yarım saat sonra kalktı otobüs. Ona bir ciddi bir ihtiyacın oldu tuvalet. Dur dersen durmuyor. Abdülkadir'e bak. Kababını yapayım. Başına gelen bir olay oldu şimdi. Gelmeyi yok ki. Şimdi zorlandım işte tarlada bir yerde İstanbul'da. Yine otobüs değil. Tuvalet geldi. Şehir merkezine ne yapacaksın? Bütün akıl hep o. Sonra bir şey anlatacağım. Defiacet için böyle. Tuvalete gidince dünyada en büyük nimet o değil. Oh elhamdülillah. Yani bunu bile nimet biliyor musun? Bak ne kadar büyük. İbrahim Hakkı öyle diyor. Sihatın alametini sayıyor. 10 tane bir tanesi şudur. İştahlı yiyip rahatça tuvalete gidiyor. Başka bir alameti. Gülüp ağlayabilmek. Başka? Yürüyüp terleyebilmek. Başka? Nefret edip sevebilmek. Başka? Yatabilmek. Ne nimetmiş. Böyle diyorsun değil mi Mustafa? Oh, şimdi böyle bir Rabb'im var. Bunu bile gideriyor sende. Eğer ahiret yoksa senin hayatına verilen şu cihazları ve şu dünyadaki nimetleri hep anlamsız oluyor. Bak bugün ceri kullanmadın mı İbrahim? Kaç defa nefes aldın saydın? Yok. Göz kapağın kaç defa indi kalktı saydın? İki. Ya. Yaşadığımızın bile farkında değiliz. Eğer ahiret yoksa bu sana verilen organlar anlamını yitiriyor. Hiçbir değeri yok. Toprak olacak ya. Ahiret olursa o zaman ha değiyor. Kısa olsun olsun değsin. Kemal-i hikmetini eğer ahiret yoksa nihayetsiz rahmetini inkar ettirmek anlamına geliyor ki haşa 100.000 defa haşa. Ve ahir devahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.